rozet, tablet, kamyonet, apolet, pipet, kasket, disket. Bu kelimeler neden hep et ekiyle bitiyor? Merak ettiniz mi? Benim Ankara Başkent Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı'nda çok sevdiğim bir abim var. Doçent Doktor Orçun Çiftçi. Biz yıllardır onunla böyle kelime kökenlerini tartışırız. Mesaj atarız, laf atarız birbirimize. Bu kelime şuradan geliyormuş, hiç duydun mu? Bu kelimenin kökeni buymuş, hiç duydun mu diye. Açıkçası biz çok eğleniyoruz. Sizin de merak edebileceğinizi düşündüğüm için bu videoyu çekiyorum. Et de eki Fransızca'da küçültme ekidir. Yani bizdeki cik cik gibi. Kaset dediğiniz zaman case, kutu demek biliyorsunuz. Kaset dediğiniz zaman kutucuk diyorsunuz. Rozet dediğiniz zaman roz, çiçek demek biliyorsunuz. Rozet dediğiniz zaman çiçek, yani gül demek. Gülcük anlamına geliyor. Kamyonet dediğiniz zaman kamyonun küçüğü anlamına geliyor. Bu et eki gördüğünüz hemen hemen bütün kelimeler için geçerli bir şey. Yine çok ilgimizi çeken bir kelime var. Burg. Burg şehir demek ya da bu şehir merkezindeki kaleyi kastediyor. Birçok kelimede özellikle yer isimlerinde burgu çok duyarsınız. Hamburg, Edinburg, Lüksemburg, Burgazada, Lüleburgaz, St. Petersburg, Burjuva. Burjuva kelimesi çok ilginç bir kelimedir. Burjuva şehirli demek. Yani kelimenin kökeni şehirli demek ama tabi burjuva dediğiniz zaman başka şeyler anlaşılabiliyor. Hatta tam karşılığı bunun medenidir. Medeni, neden medeni? Medeni şehirli demek. Medine şehir demek. Burjuva şehirli, medeni de şehirli. Yani burjuva ile medeni kulağa aynı gibi gelmese bile aslında aynı şeyi kastediyorlar. Burg, birçok şehrin adında burg ekini kökünü görebiliyoruz. Lüleburgaz ya da Burgazada gibi Türkçe kelimelerde bile bu burgu görmek çok ilginç bence. Başka ilginç birkaç örnek verebilirim. Mesela maydanozun Makedonya ile bir alakası olabilir mi? Bu da şeyh bir Shakespeare gibi oldu ama. Maydanoz Makedonya otu demek aslında. Benzer şekilde mermer, marmara, marmaris, bunlar da aynı kökten geliyor. Bunlar da parlak demek. Küp kelimesi, hani geometrik bir şekil olan küp kelimesi Kabe'den geliyor. İngilizce'deki crime, suç demek, cürümle aynı kök. İngilizce'de cave, mağara demek, kehfle, Arapça'daki mağara anlamına gelen kehfle aynı kök. Şiilik ve şizofreni, birbiriyle alakası gibi görünse bile, Şii eki ayrılma anlamına geliyor. Şizofreni akıl ayrılması, Şiilik ikiye bölünme, yani ayrışma şeklinde. Mıknatısla Manisa'nın aynı kök olması çok ilginç. Magnezya, Manisa'nın eski adıymış. St. Petersburg, burgları sayarken saydım mı hatırlamıyorum. Peter, kaya demek. Çok eski bir kelime. Kökenini bilmiyorum ama kaya demek. Petrol ve St. Petersburg'un bir alakası olabilir mi sizce? Petrolyum, tam kelimenin tamamı petrolyumdur. Petrolyum kaya yağı demek. Petrolün iki türü var biliyorsunuz. Bir çölde yüzeysel bulunan petrol var. Bir de kayalardan çıkartılan petrol var. Buna petrolyum denmiş zamanında. Mesela domuz ve temmuz da aynı köke dayanıyor. Temmuz ayı ve hayvan olan domuz aynı köke dayanıyor. Eski Sümer tanrısı Tamuzi'den geliyor. Sümerlerden bugüne kadar gelmiş bir kelime. Benzer şekilde Eylül ayı da Sümer tanrısı İlul'dan geliyor. Bunlar benim ilgimi çeken belli başlı örnekler. Tabii daha bu örnekler uzatılabilir ama en ilginçlerini paylaşmak istedim. Mesela baharat kelimesi, hani yemeklerimize tat katması için kullandığımız baharat kelimesi aslında Hindistan'ın kendi adı. Kendi adı derken Hindistan dışarıdan verilmiş bir isim ülkeye ama Hinduların kendileri ülkelerine baharat diyorlar. Baharat. Hatta baharat yolu dediğimiz zaman aslında kayıt edilen şey Hindistan yolu. Bir süre Arapça dersi almıştım. O zaman elektrik kelimesinin Arapçasının kehrip olduğunu duydum. Çok ilgimi çekti çünkü elektron kelimesinin de Yunanca kehribar demek olduğunu biliyordum. Yani Arapların bugün elektrik için
kehribi kullanması, bizim de elektrik için Yunanca kehribar kelimesini kullanmamız çok garibime gitmişti. Muhtemelen kehribar üzerinde tuttuğu statik elektrik yüzünden bu ismin kökeni olmuş. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. İnşallah bu etimoloji sohbetlerini yine tekrar yaparız. Teşekkür ediyorum.